Doktor Miyaji'ye sizlerden gelen 5. soruyu soruyorum. Hocam çok güzel bir soru. Bu soruda sizi frenleyebilir miyim bilmiyorum. Yani durdurabilir miyim? Şirvan Hoca'nın bu konuda çok fazla dinledim Şirvan Hoca'dan bunu ben. Ama bayılacaksınız bu sorunun cevabına. Hocam diyor ki öğrenciler, hocam şimdi hep kendini zorlamaktan bahsediyorsunuz. Ben bu konfor alanının dışına çıkmadan, kendimi zorlamadan bu sınavları başaramaz mıyım ya? Mümkün değil. Yani sonunda söyleyeceğim şey başta söyleyeyim. Bir kere bu sınavla ilgisi yok. Yeni bir şey edinmek gerekiyor. Yani insan bir şey, yeni bir şey öğrenmek istiyorsa konfor alanının dışına çıkması gerekiyor. Neden? Konfor alan bizim bildiğimiz şeyler. Konfor alanının dışına çıktığımızda yeni bir şey öğrenmek istiyoruz. Evet. Tabii ki insan konfor alanının dışına çıkınca korku alanına girer. Önce korku, çünkü belirsizlik var. Ama o korku alanını aşabilirseniz, ki bununla ilgili diyagramlar, animasyonlar da var. İnternette izleyiciler ona bakabilir. O alan geçtiğinde burada inovasyon geliyor, yenilik geliyor. Yani sürekli aynı araba bindiğiniz zaman siz konfor alanının içinde kalıyorsunuz. Yeni bir araba icat etmeniz söz konusu olamıyor. Yani böyle bir olasılık yok. O arabanın şartlarını alışıyor. Ya hep olan şey değil. Hep küçülür. İnsan beyni merak ettiği zaman gelişiyor. Yeni nöronların oluşması için soru sormaz gerekiyor. Konfor alanının dışına çıkmadan yeni nöronlar, yeni nörolojik bağlar, yeni fikir edilmesi mümkün değil. Ve eğitim zaten sürekli konfor alanını bozmak üzere kurulur. Yani yeni fikirler, yeni düşünce aşkı olmak. Yani kendi kendini düzeltme bilimin de, felsefenin de bilim prensibi de. Yani eğer yeni kanıtlar bulursanız eski fikirden vazgeçiyorsunuz. Bilim hep böyle gelişiyor. Dolayısıyla bilim bir fikri ortaya koyuyor ama fikir teste açıktır. Testi geçmezse yeterince o fikri çürütüyoruz ve yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gelişmenin yolu, konfor alanının dışına çıkma kötü bir şey değildir. Bakın ben kendime örnek vereyim. Ben evimi taşırken, ya bir sürü de kitap falan vardı. Çok üşeniyordum. Yani diyordum ki bu evi taşıyacağım. İşte bu kitapların sırası diyecek falan. Sonra kendi kendime şöyle düşündüm. Yani kitapların sırası da orada yeni bir düzen kurabilirim. Yani daha da güzel olur. Sonra daha büyük bir eve taşınıyordum. 55 metrekareden 80 metreye taşındım. Daha iyi alanım var. İki masa çalışma oldu falan. Gittim ve o mesela aylar içinde uyum sağlayacağımı düşünüyordum ama İki hafta içinde yeni eve alıştım. Çok da daha iyi oldu. Eski evi de unuttum. Dolayısıyla bu üşengenlik bir eşiktir. Bir psikolojik manipülasyondur. Gençler bunu aşsınlar. Yani konfor alanı dışına çıkınca her zaman daha iyi olur. Aynen. Her zaman. 80 metrekare için şu an ne düşünüyorsunuz hocam? Daha farklı bir ev, daha imkanım artarsa, daha verimli olacaksa, benim yaşam kalitemi arttıracaksa konfor alanı tekrar bozarım. Bunda sorun yok. Harika hocam. Bakın dünyanın en iyi markaları her sene yeni araba yapıyor. Para kazanmak istese, sadece para kazanmak istese, pirinci bir ülkeden götür başka ülkeye satar. Öteki ülkeden de o ülkeye fındık satar. Ve burada para kazanır. Niye konfor alanını bozuyor? Her sene yeni problem çözüyor, yeni farlar icat ediyor, yeni vites sistemi, arabanın yakıt sistemini elektrik geçiyor, hibrit yapıyorlar, elektrik yapıyorlar. Daha yeni yeni teknoloji geçiyor. Evet. Çünkü problem çözüyor. Aklının sınırlarını geliştiriyor. Evet. Öz saygısı artıyor. Ve bunun da sonucunda da bir sürü ödül geliyor. Gelişmenin yolu konfor alanının dışına çıkmasıdır diyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Yoksa insan mağarada kalır. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.